Yani her sene pamuk biraz daha karlıydı pamuk. Birkaç yıldır tarlalar biraz da verimden düştü. Biraz da fiyat konularından daha doğrusu şikayetçi olduk. Onun için mısır tarlalar biraz daha elverişli olduğu için mısır ektik. Mısırın fiyatı pamuğa göre tabii çok düşüktür ama verimi fazladır mısırın. Yani pamukta önce 500-600 kilo alıyorduk ama şu an o verimi alamıyoruz. 300 kiloya inmiş. Pamukun fiyatı ortalama primiyle beraber 2000 lirayı buluyor. Mısırın 600-650 fiyatıdır ama verim olarak mısırdan 1200, 1700, 1800'e kadar da alabiliyoruz eğer tam olarak bakım yaparsak. Bir dönemde şu anki şartlara göre pamukta 300 kilo. En fazla 400 kilo olsun ama mısırda 1800 alıyoruz. 1800 kilo. Evet, 1800 kilo alıyoruz. Buradaki tarlalar gerçekten artık çoraklaşıyor. Yavaş yavaş çoraklaşıyor. Bu vahşi sulama diyoruz. Biraz da ondandır. Tarlalar yoruldu. Yani onları hiç dinlendirmiyoruz. Normal nadasa bırakmamız lazım birkaç yılda bir. Onun için nadasa bırakmadığımız için ekin değiştiriyoruz ki verimler yükselsin. Yani şu an mısır ekiyoruz. Mısırın verimi şu an yüksektir. Mısır ekimi genelde tarlaları Nisan aylarında artık hazırlamaya başlıyoruz. Tarlaları hazırlamaya başlıyoruz. Mayıs'ta ekim yapıyoruz. 5. ayda söyleyelim artık sulamaya başlıyoruz. Takriben bir 8-9 su vuruyoruz. 11. 10. 11. ayda da bunun adasıdır. Tabii bunu biçerle biçiyoruz. Yani ekim konusunda mısır daha kolaydır. Yani yeşermesi biraz daha kolaydır. Zor şartlarda da mısır çıkıyor ama pamuk biraz daha hassastır. Mısırın yetiştirilme yani pamuğun yetiştirilmesi biraz daha zor oluyor. Tabii bu yıllarda biraz daha bölge hava şartları biraz öncekilerine göre değişmiş. Nisan aylarında biraz daha yağmurun fazlalaşması pamuğu biraz geçe bırakıyor açıkçası. Nasıl bırakıyor? Geçe bırakıyor yani geç oluyor. Onun için pamuktan zaten genelde onun için biz verim alamıyoruz. Şimdi mısır onun için daha avantajlı oluyor. Bir de yabancı otlar çok çıkıyor. Yabancı otlar çıktığı için pamukta genelde işçileri kullanıyoruz. Çok masraf oluyor. Tabii önceki gibi değil. Şu an işçileri de bulmak biraz zor oluyor. Ama mısırda öyle değil. Bir ilaçlama sistemiyle bütün otlar ölüyor. Sadece mısır kalıyor. Yani işçilik konusunda mısır çok daha kolaydır. Onun için bu insanlarımız genelde mısıra yönelmiştir.